Amerika'dan bir yayın yapacağım. Amerika'dan bir konuk alacağım. Minnesota eyaletindeki McAllister College'dan iktisat lisans diplomamı aldım. Delaware Üniversitesi'nde bir doktora programına başladım. Brandeis Üniversitesi'nde çift master yapıyorum. Kaliforniya ben şu kadar veriyorum, ventilatörü bana sat dedi. Başka bir eyalet hayır işte Kaliforniya ne kadar veriyorsa ben iki katını veriyorum dedi. Fiyat yükselttiler. Sonra İlter, artık içim içime sığmıyor. Bana şunun cevabını ver abi. Dolar hala niye yükseliyor bizim ülkede ya? Onu da anlatayım. Herkese merhabalar. Başka bir videoyla daha karşınızdayım. Bu kez Amerika'dan bir yayın yapacağım. Amerika'dan bir konuk alacağım. Konuğum ekonomist ve şu anda Boston'da. Çok da uzatmayacağım. Zaten bir sürü insan onu tanıyordur. Benim arkadaşım olan herkes. Erzurum'un Tortum ilçesinden, Amerika'nın Boston'ından yayınımıza bağlanan bir arkadaşımız. İlter merhaba. Merhaba Çağatay, nasılsın? İyi, ne yapayım? Dezenfektan sıkıp duruyorum abiciğim. Güzel. Alışkanlık Bir oldu. küçük bir düzeltme yapacağım. Ben tortum değil uzundereliyim ama Şimdi bir dakika, ben de tortumlu sayılırım. Ben de uzundereliyim arkadaş şimdi. Biz Uzundere, arkadaşlar Uzundere Erzurum'un bir ilçesi ve Tortum'un köyüymüş eskiden. O yüzden Tortumlu sayılıyoruz biz. Ya ben o yüzden Tortumluyuz dedim İlter. Ben de Tortumlu sayılırım. Tamam. Yoksa Uzundereliyiz ikimiz de. Tamamdır, tamamdır. Tamam ya, Uzundereliyiz ikimiz de. Tortumlu olan İhsan Dağ. Hemen videosunu şuradan izleyebilirsiniz. İlter, Amerika'dasın, Boston'dasın, Türkiye'ye dönmeye çalışıyorsun. Bir ekonomistsin ve bütün bu korona ile ilgili konuşacak aslında senin bu özelliklerindeki bir insanla çok fazla şey var. Şuradan başlayalım. Yakın zamanda Türkiye'ye dönmeye çalışıyor musun ve bunun çabasının karşılığında nelerle karşılaşıyorsun? Anlatayım. Yaklaşık bir aydır Türkiye'ye dönme çabası içindeyim. Tabii yurt dışına ve yurt dışından bütün uçuşlar durdurulduğu için böyle bir imkan yani ticari hava yollarıyla yok. Konsolosluğa başvurumu yaptım. 30 Mart'ta yapmıştım. İşte süreç içinde çeşitli bilgileri benden aldılar. Bundan yaklaşık bir buçuk hafta önce konsolosluk benim pasaport adımı soyadımı, pasaport numaramı, TC kimlik numaramı sordu ki aslında bu da yani bence tuhaf bir durum. Çünkü bir devlet kurumunun yani bu bilgilerden bir tanesini bilmesi durumunda diğer bilgilere ulaşması lazım bence. Hatta Amerika'daki adresimi sordular. Oradan da anladım ki aslında devlet benim nerede olduğumu bilmiyormuş. Neyse bu bilgileri verdim. Daha sonra dün bir e-mail geldi bana. Orada 3 tane uçuşun olacağı yazıyordu. Bu 3 uçuştan 23 ve 24 Nisan tarihlerinde toplam 3 uçuşun Türkiye'ye gerçekleşecek olacağını yazıyordu. Uçuşlardan biri Washington DC'de, biri Los Angeles'ta, biri de New York'tan olacak. Bu Washington DC'de bildiğiniz üzere büyükelçiliğimiz var. New York ve Los Angeles'ta da konsolosluklar var. Bu büyükelçilik ve konsolosluklarının görev alanına dahil olan 19 tane eyalet mevcut Amerika içinde. Bu bilet satışları önce 19 eyalette ikamet eden Türk vatandaşlarına olacak. Daha sonra yer kalırsa diğer eyaletlerde yaşamakta olan Türk vatandaşları bileti alabilecek. Ben bu 19 eyaletten birinde değilim. Massachusetts eyaletindeyim. Dolayısıyla gelip gelemeyeceğim şaibeli. Yani bakacağız, bakıyoruz. Herhalde bir iki güne netleşir ama Türkiye'ye dönmek istiyorum. Çünkü böyle bir zamanda yani böyle bir zamanı ailenin yanında geçirmekte fayda var. İşte Amerika'dan dönmüş ve dönme sebebini ailemin, sevdiklerimin yanında olayım diye beyan eden insanlara da YouTube'da veya Ekşi Sözlük gibi platformlarda yani tam linç demeyeyim de ona benzer yorumlarda bulunanlar var. İşte doğru söyle Amerika'da
tedavi masrafları çok yüksek olduğu için mi geliyorsun, yoksa yani gerçekten ailenin yanında olmak için mi geliyorsun? Şunu söyleyebilirim. 15 gün yoğun bakımda kalıp ventilasyonla, suni ventilasyonla yoğun bakımda kalmanın Amerika'da maliyeti yaklaşık 40 bin dolar. Normal bir sigortaya sahipseniz, ki çoğu insan normal bir sigortaya sahip. Yani evet, pahalı, fakat Amerika kişi başına düşen yoğun bakımı yatağı sayısı açısından birinci sırada. Yani Amerika'da yoğun bakım yatağına ihtiyacınız olduğu zaman bu yoğun bakım yatağına ulaşabiliyorsunuz. Sonra ömür boyu borç ödüyorsunuz. Ayrı bir mesele de, yani sonuçta ulaşabiliyorsunuz. Türkiye'de bildiğim kadarıyla İstanbul'da, yani Türkiye genelinde değil tabii, İstanbul'da bu yoğun bakım yatakları dolmak üzere. Yani yaklaşık 2 hafta önce bir açıklama yapılmıştı sanırım. %60'ı tüm Türkiye genelinde yoğun bakım yataklarının %60'ı kullanılmakta şu anda diye. Yani benim temel motivasyonum ailemin yanında olmak tabii ki. Çünkü Allah korusun, yoğun bakım yatağına ihtiyacım olması durumunda yani borç ödeyecek olmama rağmen Amerika'da tedavi görebilme şansım daha yüksek. Evet, durum budur. Tabii ki Yani bireysel durum olarak mevzu bu. değişik tabii ki giderek de garipleşen bir durum. Özellikle Amerika'nın koronanın başını çekmesinden sonra durumlar biraz daha olduğundan farklı bir şekilde cereyan etmeye başladı. Özellikle diğer videolarda da arkadaşlarla bahsettiğim üzerine konuştuğumuz gibi Çin'de başlayıp bunun bir işte Amerikan saldırısı olduğu komplo teorilerinden yola çıkarak Çin'in yükseliş trendinde olan, özellikle ekonomik olarak yükseliş trendinde olan Çin'in önünü kesmek için biyolojik bir saldırı olduğu varsayımıyla bir takım komplo teorileri yaratıldı biliyorsun. Sonrasında bunun tam tersine dönüş oldu. Çin bunu yarattı, kendi kontrol altına alıp Amerika'nın başını yaktı gibi bir komplo teorisi durumuna, yeni bir duruma farklı bir kontra komplo teorisi, yani kontra komplo teorisi gibi bir şey oluşmuş oldu burada, garip bir durum. Tabii bütün bunlar tabii ki baştan aşağı söylenti, realiteyle, pratikle hiçbir alakası yok. Ben bunların dışında bunların ekonomik savaşlar olduğu varsayımıyla sana şunu sormak istiyorum. Sen koronayı dünya ekonomisinde ne gibi değişimlerin merkezine koyuyorsun? Bundan sonra radikal, bir daha aynı olmayacağını düşündüğün yeni şeyler var mı? Yani yeni bir statükoyu kestirmek çok zor. İşte liberalizmin çöküşü diyenler var. Eskisi gibi dış ticaret olmayacak veya seyahat olmayacak diyenler var. Ben yani bunlara açıkçası çok inanmıyorum. Çünkü inanmama sebebim de liberalizmin çok adil ve sağlam bir sistem olduğuna olan inancımdan değil tabii ki. Buna inanmama sebebim mevcut düzende yani mevcut düzenin işine geldiği çok insan var. Yani varlıklı insanlar, varlık sahibi ve liberal iktisadi düzende varlıklarını artırabilen kapitalistler diyeyim, onların işine geliyor bu sistem. Ve doğal olarak bu insanlar da etkili insanlar. Yani siyasa ve siyaset üzerinde etkili insanlar. Dolayısıyla statükoyu korumak için ellerinden geleni yapacaklardır. Dünyada hemen hemen her ülkenin A planı zaten mevcut düzene geri dönmek. Yani bunun da ben sağlanacağını düşünüyorum. Çok yani bir statükoda bir revizyona gidileceğini maalesef diyeyim düşünmüyorum. Dolayısıyla iktisadi açıdan uzun vadede işler bence eskisi gibi olacak. Fakat ona gelene kadar ne olacak? Bunu düşünmek lazım. Yani dünyanın daha önce görmediği, Amerika özelinde, Amerika'nın daha önce yaşamadığı bir işsizlik krizi var şu anda.
Yani zannediyorum 30 milyona yakın insan işsizlik sigortası başvurusunda bulundu. Bu 2008'deki mortgage krizinin çok üstünde bir sayı. Ve 2008 mortgage krizinden de yani şöyle şeyler okudum. 2008 mortgage krizi 2009'dan sonra mezun olan, üniversiteden mezun olan insanların işte ortalama olarak iş bulma süresi 9 ay. Yani benzer şeyler yaşanabilir. Türkiye kendi işine sahip olan insanların fazla olduğu Avrupa çerçevesinde, Avrupa içerisinde düşünürsek Türkiye yani çalışan nüfusunun tahmin ediyorum ki en az bir %20'si veya yaklaşık %20'si kendi işine sahip. Tabii ki hal böyle olunca onlar da pandemi sebebiyle çalışamıyorlar. Bu işin işsizlik boyutu. Hem bir de şöyle bir durum da var işsizlikte. Yani genel yani işsizlikte bir artış var. Fakat işsizlikteki artış özellikle belli sektörlere yoğunlaşmış durumda. Yani dijital bir şekilde işte Zoom üzerinden ya da ne bileyim video konferans üzerinden yürütülemeyecek, uzaktan yapılamayacak işlere sahip insanlar işlerini kaybettiler ve bunlara da zaruri yani bunun yanında bir de zaruri işçi olmayan insanlar da işlerini kaybettiler. Öte yandan dijital bir şekilde işlerini yürütebilen insanların gelir kaybı olmuş olabilir ama işsizlik durumu söz konusu değil. Dolayısıyla bu işsizlik mevzusu 2008 krizindeki gibi yani herkesi aynı anda etkileyen bir durumda değil aslında. İşin işsizlik boyutu böyle. Genel büyüme daralma meselesine baktığımız zaman bunun içinde bunu da yeni öğrendim. İktisatçılar bir SIR, SIR modeli yani epidemiolojide kullanılan bir modeli kullanıyorlar bunun için. Amerika'da %4 ila %17, 2021'e kadar %4 ila %17 arasında bir daralma yaşanacağı bekleniyor. Farklı senaryolara göre. Yani senaryoların da farkı şurada. İşte herkes evde kalsa ne olur? Veya Türkiye gibi herkes değil de işte 20 yaşının altındakiler ve 65 yaşının üzerindekiler evde kalsa ne olur? Ya da hafta sonları evde kalsalar ne olur? Gibi farklı senaryoları göz önünde bulundurarak yaptıkları tahmin %4 ile %17 arasında bir daralma. Bunun da doğal olarak tekrar işsizlik konusunda etkileri olacak. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 2008 krizinden toparlanmak, ki toparlanmak derken tam anlamıyla toparlanmaktan bahsetmiyorum. Hani artık kriz yokmuş gibi hissetmek için geçen süre pandemi sonrası gelecek olan krizden veya pandemiyle birlikte gelen krizden kurtulmak için gereken süreden kesinlikle daha az. Yani daha fazla kriz çekeceğiz gibi görünüyor. Yani İlter, o kadar güzel özetledin ki hiç araya da girmek istemedim. Ekonomik olarak gidişatlar farklı. Senin Amerika'dan dönme durumunla ilgili bir giriş yaptık aslında. Ben bu videonun başında baya karga tulumba işin içine girdik. Asıl insanlara seni tanıtmayı unuttum. Sen bir eğitiminden bahset. Ne yapıyorsun? Boston'da ne işin var? Bunları kısaca bir bahsedelim abiciğim. Bahsedelim. Doğru. Ben de epey uzun uzadıya anlattığım için eğitimimden bahsedeyim. Benim şöyle aslında beni ekonomist olarak tanıttın. Çok teşekkür ederim. Yani ekonomist miyim değil miyim bilmiyorum ama şunu rahatlıkla yani belgeli söyleyebiliriz. İktisat ekonomi lisans derecem var. Yani lisans diplomam var. Bu diploma da şaibeli değil. Yani buralarda bir yerdedir gösterebilirim. Buna rağmen ekonomi benim işim diyemiyorum.
Ama kendimce yani okuyorum. Bir temel işte lisans düzeyinde bir İngilizcem var. İlter, bazı şeyleri, o tevazu kısmını geçelim ve net bilgiler verelim. Şu üniversitenin şu lisansından geçtim, şu anda şunu yapıyorum, şurada staj yaptım gibi kısa kısa. Tamam, Hemen tevazuya gerek yok. tamam, McAllister College'da Amerika'da Minnesota eyaletindeki McAllister College'dan lisans diplomamı aldım. Daha sonra Delaware Üniversitesi'nde bir doktora programına başladım geçen sene ve bu programı bıraktım ben, doktora yapmak istemediğimi fark edip. Şu anda Boston'ın yaklaşık 10-15 kilometre batısında yer alan Waltham şehrindeki Brandeis Üniversitesi'nde sürdürülebilir uluslararası kalkınma alanında ve küresel sağlık politikaları yönetimi alanında çift master yapıyorum. Yüksek lisans programındayım. Harika. Şimdi tabii videonun ana çerçevesi itibariyle Amerika'daki koronanın halka biraz tesirini soracağım sana. Tabii ekonomik olarak bunun tesirinden mutlaka bahsedeceğiz. Özellikle korona Amerika'yı berbat etmiş durumdayken, ki bunu da sana soracağım, gerçekten berbat etti mi, ediyor mu? Şu anda dolar, ya ben iki video çekiyorum mesela, iki videomun arasında genelde 2-3 gün oluyor, en fazla 3 gün oluyor. Bazen günde bir video falan oluyor. Geçen videomda dolar 6.30'du, şu an 6.90 küsür abi. Yani bu nedir ya? Evet. Neden ekonomide olan herhangi bir oynama bizim paramızın değerini düşürüyor? Ya orada onların ekonomisi de kötüye gidiyor. Yine bizimki daha kötüye gidiyor. Ben bunları anlamıyorum. Bunları da soracağım sana. Öncelikle şeyden bahsedelim. O gündelik hayat nasıl gidiyor? İnsanlar nasıl karşıladılar? Arkadaşların, oranın yerlileri nasıl bakıyorlar bu işe? Sokağa çıkmamaya uyuluyor mu? O kendilerini karantinaya alma durumlarına riayet ediyorlar mı? Neden bu kadar yayıldı Amerika'da? Aslında Şubat'ta yani Boston'da ilk vakanın görülmesi yanlış hatırlamıyorsam 9 Şubat ya da 1 Şubat yani Şubat'ın başı. Fakat kimsede bir şey yoktu. Yani bir telaş, korku yoktu. Hiç kimsede yoktu. Hatta tabii dünyada yani Amerika'da Çin'i ve İtalya'yı izliyordu. Yani oradaki durumun kötü olduğunu, kötüye gittiğini biliyordu. Amerika'da COVID-19 vakası görülmüş olmasına rağmen çok telaşlanan olmadı başta. Sonra yavaş yavaş yani benim okuduğum okulda başka bir programda, benim diploma programında değil de başka yani işletme programında ki dersler ikinci dönemde tamamen ikinci dönemin ortasından itibaren tamamen online yani bir dijital bir bilgisayar üzerinden yapılmasına karar verildi o derslerin. Bunu da açıkçası itiraf edeyim ben garipsiyordum. Diyordum ki ya böyle bir durum yani ne gerek var? Şu anda 20 tane vaka var sadece Massachusetts eyaletinde. Yani bunu kontrol etmek ne kadar zor olabilir diye düşünüyordum. Sonra bundan yani bu düşünceden bir hafta sonra yaklaşık Harvard Üniversitesi bütün derslerini çevrimiçi dijital platform üzerinden yapmaya karar verdiğini açıkladı. Ayrıca kısa süre içerisinde kampüste yaşayan bütün öğrencileri, yurtlarda kalan bütün öğrencileri evlerine gönderdi, evinize gidin dedi. Bu olunca tabii yani Harvard Üniversitesi böyle bir şey yapınca eş zamanlı olarak MIT de bunu yaptı. Dolayısıyla Boston bölgesinde bulunan bütün okullar panikledi. Hatta o zaman arkadaşlarla yani bu biraz da dalga konusu olmuştu. Yani Harvard yapıyor ya işte biz de taklit ediyoruz falan diye söylemişlerdi. Fakat yani bizim okulda kısa süre içerisinde herhalde Harvard o kararı aldıktan 4-5 gün sonra aynı kararı aldı. İşte hepimiz evlerimize gittik. Amerikalı arkadaşlarımın büyük çoğunluğu ailesinin yanına gitti. Yani artık Boston'daki evlerinde, dairelerinde kalmıyorlar. Aile evlerine gittiler.
Az sayıda yabancı, yani Amerikalı olmayan arkadaşlar ülkelerine döndüler hızlı davranarak. Ben dönemedim. Ama inşallah döneceğim. Bakalım. Kendi yakın çevrem dışında da Amerika hakkında şunu söylemek önemli. Şimdi yaklaşık 2,2 milyon vaka var. Biraz daha fazla dünyada. 2,2 milyon tespit edilmiş vaka var. Bunların herhalde 600-700 bini Amerika'da. Bu Amerika devasa bir ülke. Çok büyük bir ülke. Yani öyle ki İtalya ancak Kaliforniya kadar bir ülke. Türkiye, Texas kadar bir ülke. Yani bunun Amerika çok büyük bir coğrafya. Yani yüz ölçümü açısından. Bu 700 bin vakanın 220 bini, 220-225 bini New York eyaletinde. Yani Amerika kırılıyor, dökülüyor dediğimiz zaman bunu ağırlıklı olarak New York ve New Jersey'ye bakarak söylüyoruz. Çünkü özellikle Amerika'nın Orta Batı kesiminde, orta kısmında hani durum o kadar da ciddi değil gibi. Yani şeylere baktığımız zaman, onaylanmış tanılara baktığımız zaman, yani durum o kadar da vahim değil gibi görünüyor. Fakat New York mahvoldu. Yani kelimenin tam anlamıyla mahvoldu. Çünkü 2002'deki SARS salgınında da New York'un mahvolmasının sebebi bence nüfus yoğunluğunun fazla olması ve o nüfus yoğunluğunu karşılayacak bir sağlık altyapısının yeterli olmaması. Amerika genelinde sağlık altyapısı işte dediğim gibi yani kişi başına düşen yoğun bakım yatağı sayısı açısından bir numara lider ülke. Fakat eyalet bazında düşündüğümüz zaman New York'taki talebi karşılayamadı. Yana yakıla ventilatör aradılar, hala da arıyorlar. Gemilerle getirmişler, hastane gemiler vesaire Doğrudur. gelmiş. Central Park'a Sahra Hastanesi kuruldu. Yani oraya çadırlarla bir Sahra Hastanesi kurdular. New York kapatıldı. Yani şehre zannediyorum seyahat durdu gibi bir şey. Yani havaalanı kullanılabilir durumda ama tam da emin değilim bundan. Yanlış bilgi vermiş olmayayım. Ama mesela New York'ta şeyin yasaklandığını biliyorum. Herhangi bir şekilde bir sosyal toplantının yasaklandığını biliyorum. Örneğin Massachusetts'te bu sadece kısıtlanmış durumda. 10 kişiden fazla bir grupla organizasyon yapamazsın. Yani şimdi New York eyaletinin ve federal hükümetin aslında çok büyük hatası var bu konuda. Çünkü 2002'deki SARS epidemisinde New York'un yaklaşık 9 bin tane ventilatöre ihtiyacı olduğu tespit edilmiş. Daha sonra bu ventilatörlerden yani 9 bin ventilatör satın alınmamış. 3 bin pardon 300 ventilatör satın alınmış. Daha sonra da bu ventilatörlere bakılamadığı için, bakımı yapılamadığı için açık artırmayla başkalarına satılmış. Böyle bir hikaye var. Dolayısıyla Amerika ülke olarak hazırlıklı olsa da, yani ülke genelinde böyle bir sağlık krizine hazırlıklı olsa da eyalet bazında New York ve eminim ki başka eyaletler buna hazır değiller. O yüzden Ya. yani New York için kötü oldu. Ya hakikaten bir kıyamet senaryosu var diyebiliriz New York için. Bu çok üzücü tabii ki. Yani biz de şu anda bakıyorum. Benim evim Ankara'da Bestekar'da İlter yani ve burası Ankara'nın merkezi aslına bakarsan. Yani bir akşam dışarı çıkalım dersen arkadaşlarla Bestekar'a çıkarsın. Böyle bir yerde oturuyorum ben ve buradan işin o kısmına bakınca ve camdan baktığımda her tarafı bu kadar boş görünce cama açtığımda hiç ses duymamak yani günün hangi saatinde camı açarsam açayım
Hiç insan görmüyorum. Hiç ses duymuyorum. İşte kediler geliyor gidiyor cama. Camın önüne kedilere dışarıda kedilere mama koyuyorum. Onlar geliyor gidiyorlar. Onların dışında hiçbir canlı göstergesi bile görmüyorum ben burada. Ya bu başa çıkılması zor bir psikoloji aslında İlter. Yani bunu söylemek kolay, yaşanmaktan daha kolay. Easier said than done diyeyim. Gerçekten öyle bir durum var. Ama bu bireysel bir psikoloji. Kişisel olarak bunu atlatırsın veya atlatamazsın. Atlatamazsan dışarı çıkarsın, korona kaparsın veya kapmazsın gibi hayat çatallanıp işte bir oyun teorisi kıvamında bir çarta dönüşebilir. Bu başka bir konu. Ben şunu araştırmaya çalışıyorum, şunu anlamaya çalışıyorum. Kişisel olarak tabii ki bireyden başlıyor toplum şemamız ama bireyden çıkıp genel toplumsal bir şema çizdiğimiz zaman hani Türk toplumu, Ankara toplumu, Çankaya toplumu, bestekar toplumu gibi küçülterek işte benim apartmanımdaki insanlar. Bunların hepsinin verdikleri tepkiler farklı. Ben bunun en büyük ölçeğini soruyorum. Dünya insanları. Hani o 6 milyar, 7 milyar arasındaki insan nüfusundan bahsediyorum. Bu insan nüfusu bu liberal düzenin getirdiği bir takım globalleşme sonucunda kolaylıkla yayılan bir vakadan bahsetti. Ben liberal sistemi açıkçası kendi açıma baktığım zaman benim hoşuma gidiyor. Ben mesela bir fotoğraf makinesi alacağım zaman Çin'de üretilmiş bir şey tak diye bana gelebiliyor. Yahut bir ekipman alacağım zaman bundan faydalanabiliyorum. Dünyayı saran bir lojistik ağ var. Tüm dünyanın globalleşmesi bu yönden daha iyi şeyleri daha ucuza kullanmak açısından ki bunun adı da kapitalizm zaten daha ucuza kullanmak açısından ben çok faydalanıyorum bundan derken bir yandan ben temiz bir sokak havasından bile faydalanamaz hale geliyorum. Yani evimde istediği kadar, istediği miktarda, istediği kadar pahalı makinalar olsun, teknolojik aletler olsun, en basit gibi görünen, en çok umursamadığımız, yani göz ardı ettiğimiz ama bence en önemli olan o temiz havayı almaktan aciz kaldık. Bunun sorgusuna geçeceğimize inanıyorum ben sosyolojik olarak. Büyük ölçekte veya küçük ölçekte. Biz insanlar olarak değer yargılarımızı peşinden koştuğumuz şeyleri sorgulamaya başlayacağız bence bir noktadan sonra. Yani biz evet binlerce lira değerindeki arabalara kimisinin kimin ne ilgisi varsa oraya bir şeyleri hedefleyerek onlara doğru giden bir takım yollar çiziyorduk kendimize. Öte yandan şimdi en temel gereksinimimizi o ılık akan suyu içtiğimiz zaman boğazımızdan geçen o su dışarıda nefes aldığımız zaman içimize çektiğimiz temiz bir hava. Yani bilmiyorum bu tip en basit ve insanların en başından yani tarihin en başından beri faydalandığımız şeylerden bugün mahrum kalıyoruz. Bu temel değer yargıları ve insanların peşinden koştukları şeyleri tekrar gözden geçirerek o sosyolojik değişimlere bir kapı açacak mı İlter? Bana açacak gibi geliyor çünkü. Güzel soru. Bence bir pandemiyle olabilecek bir iş değil. Çünkü Bence bir nesille de olacak bir iş değil. Yani birkaç nesil içerisinde olabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum ben de. Destekleyeyim seni bu konuda. olabilir. Gayet mümkün. Eğer bunu sen sorguluyorsan yani muhakkak başkası da sorguluyordur. Bunun yani yayılması zaten insanlar böyle şeyleri sorguluyorlar. Görünürde yani yakın zamanda olacağına inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Söyleyeyim. İnsanlar rahat tüketime çok alışmış durumdalar. İşte Amazon Prime 2 gün içerisinde teslimat falan. Bu gibi şeyleri kullanıyorlar. Yani bu düzene insanlar çok alıştı. Hatta ya hayatın merkezine girdi bu. Bunu da yani bir örnek vereyim. Tam o durumu açıklayan güzel bir örnek olmayabilir ama insanların ya bu pandeminin başında Amerika'da ve Avustralya'da çeşitli videolar ortaya çıktı. Pandeminin başında şöyle şeyler oldu. İşte pandemi var diye insanlar belli bir süre evde kapalı kalabilir diye
panikleyerek gidip tuvalet kağıdı almaya başladılar. Ve bunda yani tamam evde bir ay boyunca evde kalacaksan tabii ki tuvalet kağıdını ölçüp biçip bir yani bir hesap yapıp aşırıya kaçmadan alman da gerekir. Temel bir ihtiyaç. Fakat ilginç olan şu, tuvalet kağıdı için yumruk yumruğa kavga eden çok insan vardı. Yani Avustralya'da da vardı, Amerika'da da vardı. Bu bana şunu düşündürdü. Yani insanların şiddete karşı koyamaması için rahat tüketimin tehlikeye girdiği düşüncesi yetti. Yani bu tabii yani bunun meşru olduğunu hiç kimse düşünmüyor bana sorarsan. Amerikalı aklı başında Amerikalılar da bu tür videoları gördükleri zaman üzülüp utanıyorlar tabii ki. Yani biz Türk toplumu olarak o konuda çok mu iyiyiz? Yok yani bizim de büyük şehirlerimizde market önünde yumruk yumruğa kavga edilmesi için sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi yetti mesela. Yani bizde de durum çok farklı değil. Dolayısıyla yani insanlar bu eski ne yapıp yapıp alıştıkları bu olduğu için bence ilk tepki pandemi sonrası eski düzene geri dönmek olacak. Bunun yani gerçekten biz tüketim toplumu olmalı mıyız, bunu yapmalı mıyızın sorgusunu hemen yapacaklarını düşünmüyorum. O uzun vakit, uzun zaman alacak bir durum. Yani pandemi veya pandemiler, çünkü bilim adamları da bunun sadece COVID-19'da sınırlı kalmayacağını, daha fazla sayıda pandemi olacağını düşünüyorlar. Yani bu tür krizler, bu tür sağlık krizleri, insanların bak işte çok sayıda tuvalet kağıdına sahip olmak ya da milyarlık arabalara binmek o kadar da önemli değil. Her şeyin başı sağlık ve birlik, birbirimize saygılı olalım gibi temel insani düşünceleri daha fazla benimsemesi ve öncelemesini hızlandırabilir tabii ki pandemi. Bence iki tarafı var bu işin. Bir düşünsel tarafı var, bir de içgüdüsel tarafı var. Yani özellikle insanlar hani aileleriyle belki evde kalıyorlarsa, tabii aile düzenlerine göre, aile ilişkilerine göre de değişebilir. O kadar çok değişken var ki. Ben varsayımlarla bazı değişkenleri sabitleyip bir yere varmaya çalışacağım şu anda. Diyelim ki yalnız başına kaldı, benim gibi mesela. Ben de yalnız başımayım evde. Kedilerim var. Hadi kedilerim de olmasın. Bir tane insan evinde yalnız başına kendini karantinaya aldı. Televizyonu var, bilgisayarı var, telefonu var. İşte oyun oynayabilir, kitap okuyabilir. Belki online işini yürütüyor olabilir. Her şey mümkün. Bunlar bu konuda o değişkenliği artık nasıl istersek öyle olsun. Ben şunu söylüyorum. Bu insan elbette bir gün oturup ya yemeği yerken ya ben hareket etmiyorum deyip benim gibi brokoli pişirmeye başlayabilir. Yani ben brokoli yiyorum. 2 gündür yemeğim brokoli iter. Yani Afiyet olsun. teşekkür ederim. Brokoli pişirmeye başlayabilirsin. Ya da düşünmeyi bıraktığım bir noktada kendini tamamıyla bir yatağa atıp duvarları izleyebilirsin. Bunu yaşamadım ama yaşayan mutlaka vardır. Böyle bir şey düşünebiliyorsak vardır birileri. Diyorum ki içgüdüsel olarak kendi başına kaldığın sürece hani o İnsan, o Homo sapiens dediğimiz türümüzün zaman içerisinde düşünsel olarak geliştirdiği bir takım motor nöronlarımız, işte ne diyelim buna, işte bilişsel hafızalarımızın birazcık daha körelip, biraz daha az düşünmeye başlayarak, biraz daha içimizde kalan o hayvansal, hani o mesela amigdalamızdan bizi yönlendiren bir takım içgüdülerimize doğru yönelip o içgüdülerimizle işte o tuvalet kağıdıyla karşı karşıya kaldığımızda yumrukları konuşturmak. Bunların hepsi söz konusu olabilir. Şimdi insan içgüdüleriyle aklıyla bunların ikisinin arasında gidip gelecek. Yani herkes bipolar oldu bence şu anda. Yani birisi gerçekten sonuna kadar içgüdüleriyle yapacak bir şeyleri. Evde, belki tuvalette yapacak bunu. Belki duşta tamamıyla bütün içgüdülerini serbest bırakacak. Belki mutfakta, belki yemek yerken birileri kaşığı fırlattı artık eliyle yiyor abi, bilemezsin. Öte yandan dediğin gibi oturduğu yerde şunu da düşünmeye başlayabilir insanlar. Ya bu dünya düzeni nereye gidiyor?
ben buradan sonra nereye gideceğim, insanlarla ilişkim nasıl olacak gibi gerçekten düşünceyle ortaya çıkarabilecek bir takım değerleri, verileri kullanıp bir takım çıkarımlar yaparak bunlarla sonuca varılmaya çalışan düşünce sistemleri de kurabilir. Ama içgüdüleriyle de devreye girebilir bir takım. Bunun sonucu olarak da içgüdüleriyle hareket eden insanlar ve aklıyla hareket eden insanlar diye iki grup ortaya çıkabilir bu karantina bittiğinde. İçgüdüleriyle hareket eden bir insan dolayısıyla şöyle bir şeye yönelebilir. Belki sokakta vahşi bir insan olacak. Ya yani vahşi hayvan diyecektim. İnsan da hayvandır. Dolayısıyla vahşi bir insan göreceğiz. Asosyalleşmiş insanlar göreceğiz. Bu grupta insanların sayısının arttığını göreceğiz. Ya da mesela ben öyle olacağım. Sokakta herhangi birini gördüğüm zaman sarılabilirim. Neden? Çünkü abi evde sıkışıp kalmıştım. Artık özgürüm diyeceğim. Bu da çok değiştirecek bir şeyler diye düşünüyorum. Sosyal, kültürel ve toplum davranışlarımızın hafızaları değişecek. Bütün bunlara dokunduğunda hayatın. Ya sen de Türkiye'yi, Amerika'yı, birçok başkayı, bunların hepsini ve oradaki toplumsal davranışları gören birisi olarak, görmüş birisi olarak bütün bunlara yönelik değişimleri nasıl değerlendirebiliriz İlter? Yani bu, ben çünkü devamlı oturduğum yerde şunu düşünüyorum. Korona sırası hiçbir tanıdığımda virüs, ya yani Covid-19 pozitif hiçbir tanıdığım yok. Neyse ki bundan endişelenmek durumunda kalmıyorum. Bu yüzden ben Covid-19 ve koronavirüsle ilgili sadece sonrasını düşünüyorum. Bana koronavirüs sonrası dünyanın sosyolojik haritasına dair fikrini söyler misin? Çünkü buna gerçekten merakla bakıyorum. Zor bir soru. Yani kesin olarak bilerek bir şey söyleyemeyeceğim bir soru. Yine de cevap vereyim, tahminimi söyleyeyim. Korona sonrası tabii yani Amerika'daki mevcut sosyal, korona öncesindeki sosyal dinamiklerle Türkiye'deki sosyal dinamikler bir değil. Yani Amerikalılar çok daha bireyci özünde de aslında yalnız insanlar. Daha doğrusu şöyle yalnız değil de yani yalnızlığın tanımını farklı yapan insanlar. Dolayısıyla ve şu anda da insanlar birbirinden uzak, sosyal mesafeyi koruyorlar. Yani insanlar sosyalleşmeyi tabii ki özledi. Koronadan sonra senin dediğin gibi bence sarılmalar Amerika'da da olur. Ama yani bir ay içerisinde insanlar tekrar o eski bireyci hallerine dönerler. Kökten bir sosyolojik değişim beklemiyorum. Ancak el sıkışmanın yerini işte dirsek tokuşturma alabilir. Yani bunun yani bu tür törensel değişiklikleri kestirebiliyorum ama daha derin sosyolojik değişikliklerde yani insanlar birbirlerine daha yakın olurlar mı, daha fazla işte sevgi duyarlar mı, yani daha ne denir, daha akışkan bir toplum yapısı olur mu her ülkede? Bunları kestirmek çok zor. Ve yani içimden bir ses aslında bu tür kökten değişimlerin olmayacağını söylüyor. Ben korona öncesi statükoya yakın bir statükonun ortaya çıkacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi hem güçlü kesimin, varlıklı kesimin, varlıklı ve siyaset konusunda nüfuzlu, dolayısıyla nüfuzlu olan kesimin statükoyu korumak için elinden geleni yapacağını ve diğer insanların da sırf eski yani pandemi öncesindeki statükoya alışkın oldukları için bunu benimseyeceklerini düşünüyorum. Çünkü benim gözlemim insanlar değişime giden yolda ödeyecekleri bedelden çekiniyorlar genelde. Yani düzen adaletsiz de olsa veya rahatsız eden, yani bu illa bir sınıf meselesi olmak zorunda değil. Yani toplum dinamikleri içinde rahatsız olduklarını düşündükleri ya da rahatsız hissettikleri unsurları ortadan kaldıracak bedeli herkesin ödemeyi göze alacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla
Bu konuda yani sen bir değişim bekliyorsun ama ben açıkçası beklemiyorum. Bakalım hangimiz yanılacağız. Ya açıkçası benim burada bir argümanım yok. Ben sadece değişim olacak mı gibi sorguluyorum. Öte yandan ben zaten hiç korona olmasa bile örneğin Türkiye'den bahsedelim. Türkiye'nin 2 nesil sonra belki 3 nesil sonra şu anki sosyolojik yapıyı asla taşıyacağını düşünmüyorum. Ama bu benim söylediğim öyle her nesildeki olağan değişimlerden bahsetmiyorum ben. Türkiye'nin değişeceğini ve sosyolojik olarak değişeceğini ve sonuç olarak tüm bunların sonucunda toplamında baktığımız zaman o değişimlerin hani küçük küçük doneler bir araya gelip değişim ihtiyacı olarak deklare edilecek. Değişim gerekli çünkü şu, çünkü bu, çünkü şu tarihte şu olmuştu, bu tarihte bu olmuştu gibi doneler bir araya getirip bunlar manifestolaştırılıp değişimler oluşturulacaktır. Ve bu değişimler belki radikal olabilir, belki olmayabilir, belki bir adım adım gidebilir ama önemli olan o değil burada. Burada şöyle bir şey var. Bahsediyorsun ya şu anki kapitalist sistemden faydalanan bir takım kapital sahipleri, para sahipleri, sermaye sahipleri, güçlü otoriteye sahip, işte nüfuza sahip kimseler. Bunların bu anda korona zamanında yaptıkları, korona bittikten sonra, koronayı yaşayan nesiller de bittikten sonra hiç fark etmez. Ya bunun zamanı 2050 olur, 2060, 70 bir don olarak kullanılacak. Tarihsel bir veri olarak çıkartılıp koyulacak ve bu kapitalizmin hani pros ve cons, yani pozitif ve negatif tarafları diye yazıldığı sırada negatif kısmına çok güzel doneler yaşanmış, kayıt altına alınmış, zararı görülmüş çok önemli bir takım veriler olarak yerleştirilecek. Ben koronanın ortaya çıkardığı bu olumsuzlukların yanında bir sürü yine bunlardan olduğunu düşünüyorum ve koronanın bir gün tarihçiler bunlardan bahsederken bütün bunların içerisindeki verilerden yalnızca bir tanesi olacağını düşünüyorum. Yani koronanın bundan 10 sene sonra, 20 sene, 30 sene sonra çok da hatırlanacağına dahi açıkçası ben inanmıyorum. Öte yandan bu tarihçilerin bir takım verileri ortaya koyarak yaptıkları bir şey olacak ve toplumların da bunları belki hatırlayarak, belki yeni nesillerin tarih okumaları yaptıkları sırada "Aa, böyle bir şey olmuş ve şundan dolayı büyük zarar görmüşüz" dedikleri bir nokta gelecektir. Şu anda tarih kayıtları tutuluyor İlter. Yani bundan ya benim torunum da şu anda bu videoyu seyredebiliyordur. Belki. Yani izleyebilecek. Tarih kayıtları inanılmaz derecede fazla tutuluyor şu anda. Tabii ki bu dezenformasyonu da arttırıyor bir yandan ama bir takım bilgilerin seçilebilir olması, yeterince doğru bilginin ve yanlış bilginin olduğu bir yerde gelecek nesillerin onların arasından doğruları seçip bunlarla birlikte bir takım değişimleri başlatabileceğini düşünüyorum. Bence buraya yönlendirebilecek bir done korona. Yani bunları genellemeye gerek yok. Ben de radikal bir şey olacağını düşünmüyorum bu yönde. Sana katılmış olayım. Bakıp görelim. Çağatay yani onu ben de merak ediyorum. Yani söyleyebileceğim tek şey bakıp görmek. Ya sosyolojik olarak en temelde insanların binlerce yıldır varsaydıkları ve kabul ettikleri bir takım şeylerin değişeceğini söylüyorum kaba tabirle. Yani bu da gerçekten milletlerin birbirine tanımayacağı bir hale gelmesi söz konusu olacak. Yani kendilerini tanıyamayacaklar. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarındaki bir insan tutup bundan belki 30 sene sonraki toplum yapısını gördüğü zaman buranın Türkiye olduğunu belki düşünemeyecek. Özellikle Osmanlı'dakinin düşünmemesi iyi olacak. Yani düşünmemesi zaten iyi olur diye düşünüyorum. Bakalım. Bakalım. Ya İlter, şimdi bütün bu sosyolojik düşüncelerden, çıkarımlardan, varsayımlardan bir kenara geçersek, ekonomik olarak neler olduğunu, Türkiye'nin, Amerika'nın, özellikle Türkiye'nin ne tip önlemler aldığını, daralmalara gidip gitmediğini, dövizin neden bu kadar arttığını, bu tip şeyleri sana sormak istiyorum. Anladım. Amerika'dan başlayalım. Amerika'da dediğim gibi işte %4 ile %17 arasında bir daralma tahmini var. %20'nin üzerine çıkacak işsizlik tahminleri var. Bu düşüşü
bu krizi yumuşatmak için Amerika çok yakın zamanda ya 2.1 ya da 2.2 trilyon dolarlık bir federal hükümet bir bütçe hazırladı. Bu tabii ki 2.2 trilyon doları ben işsiz kalana, vatandaşıma vereceğim demiyor. Toplam bütçenin büyük bir kısmı, çok büyük bir kısmı şirketlere gidiyor, büyük şirketlere. Yani yanlış hatırlamıyorsam 2.2 trilyon doların 450-500 milyar doları büyük şirketlere gidecek. Küçük şirketlere giden bir kısmı var. İşsizlik sigortasını karşılamak üzere ayrılan bir kısım var. Her şeyden önce 130 milyar dolarlık sağlık araştırmaları ve ekipman üretimine yatırılan bir para var. Çünkü şöyle bir gerçek var. Amerikan şirketleri, yani dünyada pazar payını pazar payının büyük bir kısmına sahip olan ventilatör üreten, yani suni solunum cihazı üreten biyomedikal şirketlerin birçoğu Amerika dışında aslında. Yani Amerikan şirketleri pazar payının sadece işte %10'undan tahmin ediyorum %10'undan daha azına sahip. Dolayısıyla dışarıdan almak zorunda. Hatta küçük bir not, yani bu da izleyicilere ilginç gelecek bir olay anlatmış olayım. Yakın zamanda şöyle bir durum oldu Amerika'da. Ventilatör almak istedi. Mesela Kaliforniya eyaleti Çin'den sipariş verdi. Çin bunu sınırlı sayıda ventilatör olduğu için açık artırma usulüyle satmak istedi. İşte Kaliforniya ben şu kadar veriyorum ventilatörü bana sat dedi. Başka bir eyalet hayır işte Kaliforniya ne kadar veriyorsa ben iki katını veriyorum dedi. Fiyat yükselttiler. Sonra federal hükümet çıkıp hayır ya o işte üçüncü başka bir eyaletin ihtiyacı var paraları da yok ben alıp onlara vereceğim diye yüksek fiyattan yani Kaliforniya ve işte diğer eyaletin fiyat yükselttiği şeyden yani daha yüksek fiyattan ventilatörü satın alıp artık nereye verdiyse bir yere verdi. Böyle bir olay yaşandı. Neyse. Bunu da küçük bir not olarak eklemiş olayım. Ya İlter yüzüm gülüyor. Olay komik çünkü ama trajikomik. Trajikomik evet. Yani çünkü, ya çok büyük rezillik ya. Çünkü, yani şöyle ben yerel yönetimlerin güçlü olmasını isterim. Yani özellikle Amerika gibi devasa bir ülkede eyalet yani bir federal yapının olması mantıklı. Çünkü insanlar birbirinden uzakta ve çok sayıdalar. Çok büyük bir coğrafyada yaşıyorlar. Dolayısıyla yani hep federal, bu tip ülkeler için hep federal sistemin mantıklı olduğunu düşünmüştüm. Fakat yani böyle bir kriz anında demek ki patlıyormuş böyle bir sistem. Yani işin başında bence federal hükümetin ventilatörleri alıp dağıtması lazımdı. Lanet olası federaller deyip. Evet. Yani lanet olası federaller lafının nereden geldiğini anlamış olduk burada tabii. Ya ben başka bir şey anlatıyordum aslında. Ne anlatıyordum? İlter bu hatırladıysan devam et ben hatırlatacağım. Şeyi anlatıyordum değil mi? Bu Amerika'nın 2.2 trilyon dolarlık paketini, evet. Yumuşatma paketini. İşte burada 130 milyar dolarlık bir şey var. Sağlık harcamaları ayrılan bir bütçe var. Sağlık araştırmaları ve harcamalarına ayrılan bir bütçe var. Büyük ihtimalle bunun bir kısmı işte aşı bulunmasına, tedavi bulunmasına ayrılmış. Bir kısmı ekipman üretimine ayrılmış. Ekipman üretimi de çok önemli çünkü ventilatör üretiminde Amerikan şirketleri pazar payını yüksek pazar payına sahip değiller. General Electric mesela %3'üne sahip ventilatör dünya pazarının. İşte bu pakette ayrıca dediğim gibi işsizlik sigortası var ve ilginç bir durum da var. Yani işsiz kalanlara federal hükümet para veriyor işsizlik sigortası vasıtasıyla. Ayrıca şirketlere para verip şunu da söylüyor. Ben size para veriyorum, işçilerinizi işten çıkarmayın. Bu da yani ilginç bir durum. İki yönden böyle bir çabası var. 2.2 trilyon dolar da son derece yüksek bir meblağ.
Çok yüksek ya, trilyonlar falan, bunlar muazzam sayılar. İlter, artık içim içime sığmıyor. Bana şunun cevabını ver abi. Dolar hala niye yükseliyor bizim ülkede ya? Onu da anlatayım. Yani doların yükselme sebebi dolara olan, yani doların TL karşısında yükselmesinin temel sebebi yani TL'ye olan talebin düşüklüğü, dolara olan talebin daha fazla oluşuyor. Bu sebepten, sırf yani özellikle bu sebepten şey beni aslında çok korkutuyor. Biz bize yeteriz kampanyası beni çok korkutuyor. Çünkü doğru, daralmanın bir sebebi, önemli bir sebebi işte talebin düşmesi. Yani talep Amerika'da da düşüyor. Çünkü artık insanlar evden çıkamıyorlar. Para harcayacak yer yok. Ayrıca gelirlerini de kaybettiler. Dolayısıyla alım güçleri de düştü. Dolayısıyla bir talep yanlı bir sorun var. Her yerde var. Doğru. Dolayısıyla vatandaşlara para vermek, ben yani devletin ben size para veriyorum gidin bunu harcayın demesi Amerika için mantıklı. Şimdi Türkiye için bu beni korkutuyor. Neden korkutuyor? Onu da söyleyeyim. Ya Türkiye'nin dış borcu var. Türkiye'nin diyeceksiniz ki işte Amerika'nın hiç mi borcu yok? Hayır, Amerika'nın da borcu var ama Amerika'nın borcu zaten dolar cinsinden. Yani Türkiye'nin borcu da dolar cinsinden, ya döviz cinsinden daha doğrusu. Türkiye'nin de Türk şirketlerinin, özel şirketlerinin borçları döviz cinsinden. Dolayısıyla yani bu borçları ödemek istiyorsak bu yani şirketlerimizin yani borçlarını ödemesini istiyorsak liranın değerini mutlaka korumalıyız. Çünkü yani Fed en kötü ihtimalle para basar. Bunu yani bunun da tabii sakıncaları var. Ama bu şekilde finanse edebilir yani. Bu şekilde işi halledebilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolar falan basamaz, lira basar. Ve insanlara para verdiğiniz zaman yani bu biz bize yeteriz kampanyasında insanlara para verilmesin demiyorum kesinlikle. Çünkü şunu da çok hatırlatmakta fayda var. Yani şu anda sen iyi durumda olabilirsin Çağatay. Ben iyi durumda olabilirim. Yani eskiye göre daha kötü durumdayız ama yani çok büyük yaşamsal sorunlarla karşılaşmıyor olabiliriz. Ve daralma da işte Türkiye'de ben %20'den kesinlikle daha düşük olacağını tahmin ediyorum. Özellikle karantina uygulamasının Türkiye'deki yani Türkiye'de farklı olması sebebiyle. Çünkü Türkiye'de sadece 65 yaş üstü ve 20 yaş altı insanlar dışarı çıkamıyorlar. Ve şey hafta sonları dışarı çıkamıyorlar. Yani bu bayağı sınırlı bir evde kal şekli. Dolayısıyla yani %20'lere ulaşacağını hiç tahmin etmiyorum. Ama önemli bir nokta şu, yani geliri sıfırlanan insanlar var. Yani günden güne günlük çalışan insanlar var. Günlük yaşayan insanlar var. Ve bu insanların geliri sıfıra indi. Böyle insanlara tabii ki bir güvenlik ağı lazım. Ama ülke genelinde para dağıtmanın Türkiye gibi bir ülkede çok büyük sakıncaları var. Onun sebebi de şu, insanlara para verdiğiniz zaman o döner dolaşır yolunu döviz olarak bulur. Çünkü doğal olarak dolar daha fazla güven veren bir para birimi. Yani Türkiye ekonomisine kimse güvenmiyor açıkçası. Türkler de güvenmiyor. O yüzden Dolar mı alalım? ben de yatırım tavsiyesi verecek cesaret yok. Yani İlter, o işleri geç. Yani ben seni ekonomist olarak lanse ettim. Burada artık insanlara bir tavsiye vermek durumundasın abi. Kaçarı yok. spekülasyon da yapmayayım ben. Yani bunlar da yanlış şeyler. Bak yani ben sana özel olarak söyleyeyim. Videoda bulunmasın diye Tamam, düşündüğüm biz ama. İlter'le özel olarak bunu aramızda halledeceğiz. Artık kusura bakmayın.
Ben alacağım bütün her şeyi ben yapacağım. Bütün parayı ben kazanacağım İlter sayesinde. Artık siz fakirliğe devam. Şeye devam edeyim. Türkiye'nin dış borcu meselesine devam edeyim. Yani böyle bir sakıncası var. Çünkü dış borcun ödenmesini istiyorsak liranın değerini korumak durumundayız. Ve insanlara para dağıtmak, devletin insanlara para vermesi liraya zarar veriyor. Yani borcunu ödeyebilecek durumda, mevcut dolar kuruyla dahi borcunu zaten yüksek, borcunu ödeyecek durumda olan şirketlerin de borcunu ödeyememesine sebep olur bu. Yani Türkiye'deki lira arzını artırmak. O yüzden sakıncalı bir, yani bilemiyorum, çok da yakından takip etmedim. Son durum nedir, böyle bir planı var mı devletin diye, ama gerçekten sakıncalı bir durum. Türkiye'de dış borcunu nasıl temizler, nasıl çözer sorusuna buna cevap vermek de zor. Çok fazla seçenek yok. İlter, burada bir virgül koyalım. Ben açıkçası konu biraz olsun ekonomide çok odaklandık tabii ki. Özellikle senin alanın olduğu için. Ben senden şöyle bir söz alıp videoyu kapatmak istiyorum. Ekonomi üzerinden, yani ana başlığımızın işte Amerika'da kaldım, koronadan Türkiye'ye dönmeye çalışıyorum gibi bir şeyden ziyade gerçekten ekonomiye odaklanacağımız başka bir video çekelim istiyorum seninle. Buna okey miyiz? Olabilir. Yani şu anda Tamam, benim süper. konsolosluk işleri sebebiyle epey bir başım kalabalık. Yani 23 ya da 24 Nisan'da Türkiye'ye dönmem gerekebilir. Onun şeyleri var. Ama bilahare konuşalım onu. Süper, harika. Ekonomi üzerinden, çünkü hayatımıza bilfiil doğrudan en temelde etki eden şey ekonomi olduğu için artık bunların gerçek anlamda konuşulması lazım. Çünkü ne bileyim, banka hesabında para olan var, olmayan var, ne yapacağını biliyor, bilmiyor. Evinde oturduğu yerde parası değer kaybedebiliyor. Bir gün alacağı bir şeyi açıp baktığında fiyatı ertesi gün 1.000 lira fazladan görebiliyor. Ben görüyorum mesela, benim makinama alacağım mesela bir pil 300 lirayken ertesi gün 550 lira olduğunu gördüm ben. Keşke 300 lirayken alsaydım diye böyle kaldım en sonunda. Yani zorundasın. Yapacak hiçbir şey yok buna. Çok fahiş artışlar, fiyatlarda çok uçuk kaçık değişimler, her şey, yani hayatın pratiğini temelden etkileyen bir durum oluşuyor bütün burada. Bu yüzden hayatın tek gerçeği, en önemli şey ekonomi. Bunu konuşmak için ben seni gerçekten bir söz almış oldum arkadaşlar. Merak etmeyin, İlter'e sıkıştıracağım. Artık Türkiye'ye döndüğü zaman da olabilir. Artık oradan inşallah en yakın zamanda dönersin. Yani dönüş kısmında problem çıkmaz diye sana bütün dileklerimi gönderiyorum. Teşekkür Nasıl ederim. bir süreç işleyecek? Ne diyorsun? O süreç nasıl işleyecek? Vallahi biraz şansa kalmış. Yani o hani 19 eyalette yaşayan Türk vatandaşlarından yer kalırsa ben de gidebileceğim. Durum böyle öyle görünüyor. Şeyde herhangi bir endişem yok. İşte orada gideceğim, yurttaki şart ne olacak, şartlar ne olacak diye herhangi bir endişem yok. İhsan'ın videoyu şuraya koyarsın gene. Öbür tarafa, Bu tarafa, parmağın öbür tarafa. şuraya. Ah, evet, koydum. İşte İhsan'ın videosunda zaten belli her şey. Bence şartlar gayet güzel. O konularda endişem yok. Ama önemli olan yani gelebilmek. Bakalım. Bakalım nasıl olacak. Umarım gelebilirsin. Evet, Boston'dan İlter'le birlikteydik. Bir ekonomist ve hayatımızın en temeli ekonomi olduğu için İlter'e biraz ekonomiye kaymış olduk. Hepimizin ekonomik beklentileri var. İlter de konunun biraz ekonomiye kaydığı noktalarda bize bilgi vermiş oldu. İlter'e teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Çağatay. Kendine iyi bak. Sen de kendine çok iyi bak. Kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet, hadi. Kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.